Herkese merhaba, ben Alperen. Açık Dünya serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oyunuma sizin için güzel yenilikler hazırladım. Sizden gelen yoğun istek üzerine de oyuna Honda Civic IS ekledim. Ayrıca para ve görev konularında bu bölümde büyük gelişmeler var. Hazırsanız başlayalım. Ama öncesinde... Bilemem kardeş. Kanala abone olmadan içinden ne çıkacak bilemem. Bilemem kardeş. İzlemeden beğenmeyenlere video ne getirecek bilemem. Arkadaşlar, oyuna Honda Civic'i yayında ekleyeyim dedim. Bu sayede hem siz de bir araba oyuna eklenirken nasıl bir süreçten geçiyor görmüş oldunuz. İlk başta Blender'da modeli kullanılabilir hale getirdim. Arkadaşlar, yorumlarınızı genel olarak dikkate alıyorum. Bu sebepten istediğiniz araçları eklemeye çalışıyorum. Ama bazı arabaların modelleri maalesef bulunmuyor. Onları kendim yapacağım. Fakat gerçekçi bir araba modellemek gerçekten çok uzun sürüyor. En az 3-4 gün sürüyor. O da full odaklanmanız lazım. Şunu demek istiyorum. İnternetten kullandığı modelleri bile oyuna entegre etmesi 3-4 saat sürebiliyor. Bu yüzden bu konuda anlayışlı olmanızı bekliyorum. Çünkü oyunda her şeyi kendim yapıyorum. Ben sizleri kırmıyorum. En çok istenilen arabaları ekliyorum. Zaten oyun Türkiye'ye hitap ettiği için siz de Türkiye'deki popüler olan araçları istiyorsunuz. Her neyse, burayı biraz uzattım. Kusura bakmayın. Blender'ı tamamladıktan sonra yayında arabayı en azından sürülebilir hale getirene kadar Unity partında hallettim. Ve araba cidden mükemmel oldu. Arabayı oyunda gösterirken bir de modifiye yaparız. Daha da güzel olur. Cidden bu arabaya bayılacaksınız. Şimdi gelelim oyunda para kazanma kısmına. Arkadaşlar, bu konuda şu ana kadar herhangi bir gelişme yapmamıştım. Ve sizden bir sürü fikir aldım. Bu fikirlerin hepsini yapmam mümkün değil. Fakat mantıklı ve yapılabilir olanları yapacağım. Şu an ilk yaptığım sistemi sizlere göstermek istiyorum. Siz de yeni fikirleriniz var ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca videoları izleyenlerin büyük bir kısmı kanala abone değil. Eğer destek olmak isterseniz abone olup beğenmeniz yeterli olacaktır. Oyuna çok fazla emek veriyorum. Yayınlara gelenler zaten beni çok iyi anlıyor. Hadi sisteme geçelim. Öncelikle kim o? Kim o? Nerede o? Nerede o? Oyuna sadece asit kullanılır diyen. Lan baba, çık artık piyasaya. Arkadaşlar, bu sistemi tamamen kendim yaptım. İlk etapta göreve bir başlangıç noktası belirledim. Ardından bu noktaya geldiğimizde görevi başlatacağımız sistemi kodladım. Olay şu şekilde olacak. Bizim bir görev başlangıç noktamız var. Oraya gittiğimizde yükü taşımaya başlıyoruz. Ve belirli bölgelerde rastgele şekilde bitiş noktalarımız oluyor. Yükü oraya kadar taşırsak para ödülü alıyoruz. Bence oyuna bunun gibi farklı para kazanma sistemleri eklersem gayet güzel olur. İlk etapta gördüğünüz gibi sistemi ayarladım. Daha sonra bunun para kazanma sistemini kodladım. Para kazanacağımız ayarlamayı yaptım. Ödül, ücreti vesaire her şey zamanla ayarlanacak. Bunlar şimdilik temsili rakamlar. Birazdan zaten canlı şekilde oynayacağız. Fakat bir problem var. Yani ben bu sistemi yaptım ama bu sistem oyunda şu an çok çirkin duruyor. Yeterince güzel durması için bu sisteme modeller ekleyerek daha güzel hale getirmemiz lazım. O yüzden hadi gelin dönelim Blender'a. İlk başta kendime taşıma yükü olacak şekilde küçük bir dorse modelliyorum. Daha sonra oyunun temasına uygun taşıma görevinin başlangıç noktasını modelliyorum. Şu anlık bitiş noktası için herhangi bir gelişme yapmadım. Fakat ilerleyen dönemlerde görevin bitiş noktası için yer ayarlayabilirim. Veya bu yerleri dükkan tarzı noktalara göre halledebilirim. Kısaca o kısım problem değil. En fazla biraz daha modelleme yapacağım. E tabi bunu modelleme yetmiyor. Son olarak da Unity'ye aktarıyorum. Ve yaptığım sistemi modellere entegre ediyorum. Daha sonra bir yayın daha açıyorum ve istek üzerine Volkswagen Golf ekliyorum. Aslında ilk etapta Polo eklemeye çalışıyorum ama abi her şeyi yapmış ya. Oy, beni bayağı bir yoracak. Arkadaşlar, Polo iptal, Golf'le devam. Daha sonra Golf ile devam ediyoruz. Aslında Golf de Blender kısmında beni bayağı yordu. Ama bir yandan sizlerle birlikte sohbet edince zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Blender partından sonra bu aracı da Unity'ye atıp oyunda sürülebilir hale getiriyorum. Arkadaşlar, hadi gelin oynanışa geçelim ve taşıma sistemini, yeni arabaları birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar, ilk başta taşıma görevini sizlere göstereyim. Ardından araçlarımızı inceleriz. Farkındaysanız şu solda bir tane Türk lirası işareti var.
aracımı seçiyorum ve görev noktasına doğru ilerliyorum. Evet, gördüğünüz şu alanı kendim modelledim arkadaşlar. Buradaki konteynerları çok güzel bir şekilde ayarlamıştım. Fakat problem olmuş. Şöyle geri geri gidiyorum ve yükümü aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükü alınca görev başlangıç noktası yok oldu. Şimdi gidip görevimizi tamamlayacağız ve paramızı alacağız. Para babasıyım, para babası. Arkamızda da yük bu şekilde duruyor. Bence gayet güzel duruyor yani. Hoş oldu. Buradaki her şeyi kendim modelledim. Burayı birazcık daha doldurabilirim. Şu anlık biraz sade oldu ama şu anlık iş görür, zamanla doldururum. Dediğim gibi şu konteynerları çok güzel ayarlamıştım. Onlarda bir problem oldu. Onları düzelteceğim. Bu yükü de bu şekilde arkamda götürüyorum. Şimdi ben buraya bir bitiş noktası ayarladım ama bu değişecek arkadaşlar. Bunu ben şu an temsili olarak ayarladım. Yalnız yaptığım şey model olarak çok güzel duruyor ya. Benim çok hoşuma gitti. Bakın gördüğünüz gibi arkamızda efsane duruyor yani. Bu da şu anlık ayarladığım görev bitiş noktası. Bakın geliyorum görev bitiş noktama. Param 500 TL artıyor. Tebrikler, görevi tamamladın. 500 TL hesabına yattı uyarısını da alıyoruz. Tamam diyorum ve burayı kapatıyorum. Arkadaşlar görev sistemi bu şekildeydi. Gelin şimdi araçları inceleyelim. Evet arkadaşlar, Honda Civic bu şekilde. Yani Honda Civic resmen şaheser gibi duruyor ya. Bak ES benim çok sevdiğim arabalardan biridir. Şu an jantı çok kötü. Stok jantı aşırı kötü ama gidip bir modifiye edelim. Jant takalım, rengini falan değiştirelim. Biraz toparlayalım aracı. Bakalım nasıl olacak. Evet, modifiye yerine doğru ilerliyorum. Aracı birlikte modifiye edelim. Ya ben modifiye ettim arabayı. Gerçekten efsane duruyor. Sizlere göstermek istiyorum. Evet, modifiye garajıma doğru geldim. Şöyle ilk başta bir rengimizi değiştirelim. Ben Civic'i kırmızı seviyorum arkadaşlar. Kırmızı benim için çok hoş oluyor. Ardından şöyle Japon stili bir jant tipimiz var. Bence bu gayet güzel. Aslında şu jant da yakışıyormuş ama bunun lastikleri çok ince. Şu anlık gerçi bu jant da çok seviliyor ama bu biraz büyükmüş. Bu jantı biraz küçültürüm. Şimdilik bunu takalım. Bu iyi olur. Daha sonra aracı ayarlayalım arkadaşlar. Birazcık kamber verelim. Honda Civic'e kamber çok sevmesem de Civic'e yakışıyor bence. Şöyle birazcık kamber verelim. Daha sonra arabayı bayağı bir basalım. Şöyle hemen hemen yere sıfır olursa güzel olur. Ardından ışığımızın rengini kırmızı yapalım. Bakın şu yerde ufak da olsa gözüküyordur. Daha sonra aracımız uyumlu olsun. Lastik izlerini de kırmızı yapalım. Motor yükseltmemizi yapalım. Ardından da güzel bir spoiler ekleyelim. Bakalım şurada güzel hoşuma giden bir spoiler vardı. Evet, bu bayağı bir yakışıyor. Drive diyelim ve gelin ışıklı bir alana gelelim. Garaj biraz karanlık. Abi gördüğünüz gibi araç yani resmen ateş ediyor. Çok iyi oldu ya. Modifiye sonrası gerçekten harika oldu. Bilmiyorum sizin hoşunuza gidiyor mu ama bayağı benim bir hoşuma gidiyor ve size şöyle bir detay vermek istiyorum. Arkadaşlar mesela Honda Civic önden çekişli ya. Oyunda da önden çekişli olacak. Arabalar orijinali neyse oyunda da öyle olacak. Onların da ayarlamasını yaptım. Bence bu da önemli bir detay. Aracımız şu anda önden çekiş ve harbiden efsane duruyor. Bu arada geçen bölümlerde eklediğimiz camımız da burada. Yani araba abi bilmiyorum ya, benim çok hoşuma gitti. İçten de göstermek istiyorum. İçten de bu şekilde duruyor arkadaşlar. Arka koltuklar vesaire böyle. İçi çok da iyi değil ama çok kötü de değil. İçini de gene birazcık daha toparlayacağım. Birazcık ayarlamalarını yapmam lazım. Hadi gelin bir de Golf'i inceleyelim. Evet arkadaşlar, Golf de bu şekilde. Yeni kasa Golf. Yani harbiden efsane duruyor. GTI modeli arkadaşlar. 4 çeker. 10 numara oldu yani. 4 çeker olduğu için gidişi, yol tutuşu falan bayağı iyi. Şöyle modifiye alanına doğru ilerliyorum. Şu an simülasyon modunu aldığımda sürüşü o kadar gerçekçi oluyor ki gerçekten bayağı iyi oluyor. İçten de göstermek istiyorum. Bakın burada gene ince bir detay. Şuraya YouTube kanalımı koydum arkadaşlar. Gayet güzel bir detay. Bunun gibi detayları biliyorsunuz seviyorum. İlk başta eklediğim konteynerler var ya, oraya da Hexis Studios logosu falan koymuştum ama maalesef olmadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın am***? Şuraya gelip modifiyemizi yapalım arkadaşlar. İlk etapta rengini ayarlayalım. Ya şu Golf'ün bir tane şöyle bir lacivert bir rengi var ya, benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu lacivert yapmak istiyorum. Jant olarak da şu jant Golf'e yakışacaktır. Birazcık da basarız şimdi. Şöyle kamberini ayarlayalım. Birazcık da basınca bayağı iyi oldu. Bunun da arkadaşlar ışığını mavi yapalım ve dumanlarını da mavi yapalım. Son olarak bir de yükseltip spoiler ekleyelim. Buna bakalım nasıl bir spoiler olur. Vay, aslında bak şu iyiymiş. Evet, bu bayağı yakıştı buna. Sürüş diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Golf de bayağı iyi oldu. Oyun git ki de daha da güzel hale geliyor. İçi de gayet hoş. Direksiyonu vesaire güzel yani. Oy, şu an var ya,
Şu kamera modunda yani efsane duruyor, resmen ateş ediyor ya. Sizleri bilmiyorum ama ben oyun için harbiden heyecanlıyım. Yalnız otobüse çarptık. Şu kamera modunu da aşırı seviyorum bu arada. Bayağı iyi. Jantlar sanki biraz büyük. Ya şu jant dengesini bir türlü tam ayarlayamadım. Onu ayarlayacağım ama ona mutlaka el atacağım. Arkadaşlar son olarak video bitmeden ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi sizlerin bir tercih yapmasını istiyorum. Dolu dolu tek bir harita mı? Yoksa ben yok haritada iyice gezmek istiyorum. Her yere gitmek istiyorum. İki harita olsun ama çok dolu olmasın diyorsanız ona göre kararınızı verin. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Bak buraya da güzel bir detay eklemişim. Bazen yaptığım detayları kendim bile unutabiliyorum ya. Evet arkadaşlar, bu haftaki gelişmeler de bu şekildeydi. Online kısma az kaldı. Yakında size online'ı göstereceğim inşallah. Üzerinde çalışıyorum. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve bana destek olmak istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.